genel merkez yöneticilerimize, milletvekillerimize, çevre illerden gelen il başkanlarımız, belediye başkan adaylarımızla birlikte sizleri Elazığ'dan misafir etmekten son derece mutluyuz. Hoş geldiniz ilimize. Burası babaannelerin şehri, burası kankoşların şehri. Elazığ yaşam tarzıyla, kültürüyle, devlete olan bağlılığıyla, cumhuriyete olan sadakatıyla, Mustafa Kemal Atatürk'ün yoldaşlarının yaşadığı kent olarak bu bölgede gerçekten her anlamda farklılık gösteren bir şey. Ben 41 yıl aradan sonra Elazığ'a gelip aday olduğumda ya seçilemez şansı yok diyenlere karşı bu şehirde oylarımızı %100 artırarak Cumhuriyet Halk Partili, Cumhuriyet Halk Partili değerleriyle yetişmiş, Mustafa Kemal Atatürk'ün inançlarıyla büyümüş bir parti olarak bu şehirde nasıl bir milletvekili olduğumuzu Elazığ halkına kanıtladık ve en son 2023 seçimlerinde de Elazığ'ın bize duyduğu güvenle oylarımızı %105 arttırarak Türkiye rekoruyla parlamentoya gittik. Bu şehrin sorunları, bu şehirde yaşayan insanların beklentileri, talepleri bizim asli sorunlarımız oldu. Kimsesizlerin kimsesi oldu. Bugün Türkiye'nin milletvekilimiz, efsane milletvekili yapan FETÖ terör örgütüne devletin bütün hizmetleri, kamu hizmetleri açıldığı dönemde FETÖ terör örgütlerine karşı direnen, FETÖ terör örgütünün devletimiz için, cumhuriyetimiz için büyük risk olduğunu daha 15 Temmuz olmadan önce yıllarca öncesinden söyleyen Kamer Genci anma günü için Sayın Genel Başkanımız da önce Tunceli'ye Kamer Genci'nin mezarını ziyaret ettik. Allah rahmet eylesin, duygularımızı ifade ettik ve buraya geldik. Ve önümüzde 31 Mart'ta bir yerel seçim var. Yerel seçimlerde Elazığ'dan beklentimiz yüksek. 20 belediyede CHP çatısı altında seçilmiş bir tek belediye meclisimiz yok. Ama buradan hem Sayın Genel Başkanım size hem Elazığ halkına söz veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partili bir belediyemiz olacak ve sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışının Elazığ'da nasıl olduğunu bütün Elazığ'a göstererek siyasette milletvekilinin olan farkımızı belediyede de tekrar ortaya koyacağız. Alnının terini toprağa tezgaha damlatıp oradan bereket fışkırtan, o bereketle çocuğunun çocuğunun rızkını kazanan, haramdan ve yalandan korkan, yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan Gakkoşlar Diyarı Elazığ'ın güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize merhaba. Hemen yanımda gencecik il başkanımız Onur Başkan var. Bir tarafında önceki il başkanımız, şimdiki belediye başkan adayımız Çağlar Başkan var. Sol yanımda Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kollarından, saatin vidasından gelip milletvekilliğine kadar, parti meclis üyeliğine kadar yükselen, önce Tunceli'de sonra Elazığ'da hep partimizin oyunu arttıran, hep gönüllerde taht kuran değerli milletvekilimiz Gürsel Erol var. Sizinle bu buluşmaya biraz önce isimleri anons edilen genç parti meclis üyelerimiz, yüksek isimli kurul üyelerimiz, grubumuzun çok kıymetli, hem kıdemli hem yeni milletvekilleri bir arada geldik. Bugün burada bir programımız yok. Kamer Genç anmasından sonra baba evine de çay içmeye geldik. Ama gördük ki eviniz baba evinin önündesiniz. Herkes ama herkes bu dünyada, bu ülkede baba evine doğar. Baba evinde büyür. Sonra kimi büyüğünü ister gider, kimi küçüğünden yetinir. Kimi Irak'ta oturur, kimi yakında oturur. Ama herkes bilir ki baba evinin çorbası kaynamaktadır, çayı demlidir, bacası tütmektedir. Bu Cumhuriyet Halk Partililer o baca tütsün diye buraya odun çekenlerdir. Ama bu partiye kaydı olsun olmasın, herkesin evi eğer başı sıkışırsa
dara düşerse, huzuru kaçarsa baba evinin baş köşesidir. Çünkü bu baba evinin tapusu Özgür Özel'de değil, Kemal Kılıçdaroğlu'nda da yoktu. Ne Ecevit'teydi, ne Allah rahmet eylesin İsmet Paşa'da. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Öyle olunca Elazığ gibi vatanını, milletini, bayrağını, atasını sevenlerin ata evinde, baba evinde her zaman yeri vardır. Bundan önce başka partiye oy verir, iyi olsun diye, ama bakar ki 10 bin lira emekli maaşına mahkum edilmiş. Birileri geldiğinde 1,5 asgari ücretmiş. Bugünkü hesap 25 bin liraymış en düşük emekli maaşı. Şimdi olmuş 0,55 asgari ücret, 10 bin lira. O da puay alınacak. Geçen ay 7500 liraydı. O durumda artık baba evine gelmenin ve birilerine artık ben yokum, bu kadar yoksulluğa, bu kadar açlığa, bu kadar işsizliğe, bu kadar hayat pahalılığına, ürettiğimi bu kadar değerini bulmamasına, artık her geçen gün yoksullaşmaya karşı ben yokum burada, ben artık baba evine gidiyorum demenin zamanıdır. O tarih Elazığ'da 31 Mart 2024'tür. 31 Mart'ta ne olacak? Elazığ bir evladına, Çağlar Başkan'a oy vereceksiniz. Geçmiş dönemde Çağlar Başkan'ımla Gürsel Başkan'ım, Gürsel Vekil'im uyumlu bir çalışma gösterdiler. Elazığ'ın 20 ilçesinde, bütün köylerinde, en uzak yerinde hiçbir şey olmasa üzerinde bir Gürsel Erol yazan bank var, yaşlılar oturuyor. Vallahi her yerde gezdim, Elazığ'da da çarşıyı gezdim. Her yerde karşıma çıkar bir engelli vatandaş, burada da çıktı. Dedi ki bana bir akülü araba. Daha ben ağzımı açmadan 5 kişi etraftan dedi ki, Gürsel Bey'e söyledim mi bir haftaya getiriyor. Şimdi elinde belediye yok, bütçe yok, imkan yok. Yoksula yetişen, yaşlıya yetişen, engelliye yetişen bu Gürsel Eroğlu ve bu Çağlar Başkanı düşünün. Bunların elinde bir belediye olsa, biz de buraya İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i, Muğla'yı kardeş şehir yapsak yetmez. Dünyadaki bütün sol sosyal demokrat liderlerle arkadaşız. Dünyanın en gelişmiş belediyelerini buraya kardeş belediye yapsak, hem hizmette önemli işler yapılsa, hem kültürde örneğin gençlerimiz yazın yaz kamplarına gitseler, eğitime gitseler, oradan buraya, buradan oraya, hem gençlerin eğitimiyle ilgili, hem şehre hizmetle ilgili oluk oluk imkan aksa, vallahi bu kadar yoklukta bu işi yapan bu ikisi ellerinde bir belediye olsa neler yapar Elazığlılar, siz takdir edin, siz takdir edin. Ben bir de şey istiyorum, 31 Mart'ta Çağlar'ı bir dönem yetkilendirin. Eğer ki memnuniyeti seçildiği günün iki katına çıkmazsa bir daha aday yapmayalım onu. Ama emin olun Elazığ'ın çehresi değişecek, kaderi değişecek, geleceği değişecek. Öyle bir Elazığ olacak ki diyeceksiniz, İyi ki bu sefer böyle yaptık. Bu sefer Çağlar Başkan'a, Genç İl Başkanı, Onur Başkanı ekibine, Elazığ'la bütünleşen Gürsel Erol'a sizlerden kuvvetli bir destek bekliyoruz. En kuvvetli desteği bekliyoruz. Elazığlılar, şimdi burada partiler var. Karşımda Elazığ'ın güzel insanları var. Siz bu genç Çağlar'ı, Gürsel Erol'u beğeniyorsanız bir de siz alkış yapın göreyim. Bir destek onu görelim ya. Birlikte olalım. Birlikte olalım. Biz bu işi hep beraber başaracağız. Buna yürekten inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte güzel günlerde birlikte olacağız. Acıyı birlikte yaşadık.
depremi birlikte yaşadık, sıkıntıları birlikte yaşadık. Bundan sonra bu kentin dirençli bir kent olması için, depreme dirençli, doğal afetlere dirençli, yoksulluğa dirençli bir kent olması için sizden yetki istiyoruz. Biz bu kentin direncini arttıracağız. Bu kenti Elazığ'ı ayağa kaldıracağız. Elazığ sporu ayağa kaldıracağız. Gençlerin yüzünü güldüreceğiz. Yaşlılarımıza hürmet edeceğiz. Elazığlıların yüzünü güldürüp onları rahat ettireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl seçildiği her yerde çok iyi işler yapıyorsa Elazığ'da da yapacak. Bir tek şey söyleyeyim. Dünyada değil, dünyada da çok iyi örnekleri var ama Türkiye'de göç alan belediyeleri Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Göç veren belediyeleri de Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiyor. Bugün dönün bakın şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği belediyelere. Elbette orası göç alıyor. Bütün Elazığlıları, Malatyalıları, Tunçelileri, Sivaslıları Kadıköy'e götüremeyiz. Onları Karşıyaka'ya götüremeyiz. Onları Beşiktaş'a, Bornova'ya, Manavgat'a götüremeyiz. Ama Elazığlılar isterse başkana oy verirler, o belediyecilik anlayışını memleketlerine getirirler. Biz size iyi yönetim, dürüst yönetim, çokça hizmet vaat ediyoruz. Hepinizden bir kez daha 31 Mart'ta belediye başkan adaylarımıza destek bekliyorum. Hepinizi seviyoruz. Hepinizi sayıyoruz. En iyi günlerde, güzel günlerde görüşmeyi ümit ediyoruz. İyi ki Elazığlılar var. İyi ki böyle güzel insanlar var. Sağ olun, var olun. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.